Sayın Başkanım, çok kıymetli meclisiyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Rıfat Başkanım eleştirilerini dile getirdi. Yani orada ağlamak ifadesini açıkçası kabul etmiyorum başkanım. Onu öncelikli olarak buradan ifade edeyim de. Ama derdimiz de hem Yüce Meclis'te hem de Hatay kamuoyuyla paylaşmakta. Tabii bizim birinci görevlerimiz arasında. Burada Hapsu'nun yapmış olduğu tasarruflar noktasında sizlerin de şahitliğinde çok ciddi adımlar atıldığını hepimiz biliyoruz. Bundan hiçbir zaman geri durmayacağız ama Hapsu'nun üzerindeki maliyet artışlarının da burada dile getirilmesi en doğal mevzulardan bir tanesi. Yani örnek veriyorum, sadece bir elektrik masrafının dahil 9 ayda %300'ün üzerinde bir artışın olması Hapsu'nun elinde olan bir şey değil. Dolayısıyla biz de bunun feryadını dile getirmekten çekinmiyoruz. Sizlerden beklentimizi nihayetinde burada dile getirmeye çalışıyoruz. Onun dışında personel politikası ile alakalı personel alımı var. Evet, personel alımı yapıldı. Sayın Başkanım. Rıfat Başkanım. Şimdi alınan personellere neden alındığı konusuna gelecek olursak, sizlerin de takdiri Hapsu'ya yaklaşık 38 civarında iş makinesi ve iş makinesi alındı. Bu araçlarda çalışacak operatör ve şoförlere ilişkin alımlar yapıldı mı? Evet, yapıldı. Sayın Başkanım, ben bir dakika söz hakkımı kullanmak, başkanım bana da bir kontenjan rahmet ederiz. Onun dışında kurumumuzda emekli olan gerek kadrolu işçiler noktasında gerek pajyonel işçiler noktasında bunların yerlerini dolduracak personelleri evet tabii ki alıyoruz. Daha sonrasında soruşturma neticesinde işine son edilmiş personel, vefat eden personellerin yerine personeller evet alınıyor. Biz burada özellikle kadrolu işçilerin emekli olmasından sonra biliyorsunuz her kadrolu işçi maliyeti bize neredeyse 3 tane pajyonel işçiye bedel. Dolayısıyla buradaki hem iş verimliliği artırmak hem de buradaki ekonomik rahatlığı sağlamak adına evet bunların yerini alıyoruz. Tabii ki alıyoruz. Yani dolayısıyla bizim görülmüş olduğumuz personel alım politikamızla alakalı teknik ve finansal haklı gerekçelerimiz var Sayın Başkanım. Bunu da özellikle buradan Yüce Meclis'e arz etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Başkanım, yani şu anda hani ihtiyaca bakacak olursak da personelle ilgili. Yani bizim norm kadroların neredeyse 5'te 1'i, 6'da 1'i, 7'de 1'i seviyesinde bu kadrolar çalışıyoruz. Yani Hatay'da şu anki tesis sayımız 1241 tane tesisimiz var Sayın Başkanım. Bu tesislerde sadece güvenlik, ben onu geçen mecliste de dile getirmiştim. Sadece güvenlik noktasına baktığınız zaman burada 3000 küsur tane güvenliğe ihtiyacımız var bizim. Ama Hapsu'nun toplam sayısına baktığınız zaman 2030 gibi bir sayımız mevcut. Dolayısıyla personelle ilgili emin olun Hapsu ihtiyacın çok çok altında. Günün bu ekonomik sıkıntılar altında her türlü tasarrufu yaptığı gibi personel konusunda da yeterli tasarrufu yaptığını buradan söylemek istiyorum. Diğer taraftan konu açılmışken tamamlamak istiyorum Sayın Başkanım. Tamam. Yatırımlar noktasında da bu arada yapılacak tarifeye ilişkin iyileştirmeden dolayı da Yüce Meclis'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha sonrasında inşallah daha da iyi bir noktaya geleceğine ben inanıyorum. Şu anda hakikaten üzerimizde büyük fazla. Evet, bu iyileştirme bize bir katkı tabii ki sağlayacak. İnşallah ileriki oturumlarda, ileriki genel kurullarda daha iyi seviyelere geleceğine inanıyorum. Ve daha iyi seviyelere gelirim ki biz de daha önce verilen sözleri, yatırımları gönül rahatlığıyla yerine getirmiş olabiliyoruz. Direkt öz kaynaktan kullanacağımız şekilde rüzgar enerjisi projelerimiz 2023 bütçemizde mevcut. Bunun dışında güneş enerjisi projeleriyle alakalı biliyorsunuz Hapsu'nun yıllık enerji tüketimi 150 milyon kilowatt saat. Yani şu anda bütün Hatay'daki kurumları da toplasanız dahi bu seviyeye ulaşacağını ben düşünmüyorum. Çok ciddi bir elektrik tüketimimiz mevcut. Dolayısıyla bunun için binlerce dönüm alana ihtiyacımız var güneş enerjisi noktasında. Dolayısıyla buradaki alanların tespiti noktasında çalışmalarımız başlamış. Hatta bu alanlara ilişkin tahsis taleplerimizi biz ilgili kurumlara ilettik. Kimilerinden şu anda red cevapları gelmeye başladı. Ben hatta oturum öncesinde Sayın Ayhan Başkanıma da bunu ilettim.
bu yazıları biz sizlere de verelim. Hep beraber el birliğiyle bu buraların tahsisi noktasında el birliğiyle bu işleri çözelim. Hapsu'ya kazandıralım. Hapsu da hızlı bir şekilde bu alanlara gerek güneş enerji santrali, gerek rüzgar enerji santrali yapmak noktasında gerekli adımları alsın Sayın Başkanım. Ondan sonra yapamadığımız noktada da her türlü eleştirilerinizi alır başımızın üzerine koyarız Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Başkanım burada hani 2023 performans programında yapacağımız işler zaten komisyonumuz tarafından da incelendi. Daha önceden işte dediğim gibi verilmiş sözler vardı. Daha önceki işte Kumlu Arıtma Tesisi gibi. Efendim işte Harbiye'deki arıtma tesisi gibi. Şimdi bu konularla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunları da işte inşallah çözüm noktasında biz gerekli adımları atacağız. Bu işleri de tamamlamayı hedefliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz Sayın Başkanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dördüncü içme suyu ihalesiyle alakalı. İller Bankası müşavirlik ihalesinin gerçekleştirdiği sözleşme imzaladı. Şu anda biz müşavirlik firmayla itibatı kurduk. İller Bankası aracılığıyla. Biz 4 yıl projelerin incelemesi yapılıyor. İnşallah çok hızlı bir süreçte ihaleye çıkacak pozisyona geliriz diye ümit ediyoruz. Yani buradaki emin olun süreçlerin tamamı bizim inisiyatifimiz dışında ilerleyen süreçler. Bu İller Bankası'nın müşavirlik ihalesinin tamamlanmasını bekliyorum. İller Bankası sözleşmeyi imzaladı. Müşavir firma şimdi hızlı bir şekilde projelerin inceleyecek eksiklikler yoksa onaylayıp biz de ona göre ihalesine çıkarız. Evet, oynuyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.